Şimdi bazı erkekler sevgililerinden ayrılırlar ama bazı günleri fırsat sayarlar. Ne dedi Bilal Özcan? 4 Temmuz Şeyma'nın doğum günüydü dedi. Evet. Bakalım neler oldu görelim. Skandallar Kraliçesi Şeyma Subaşı gündem olmaya devam ediyor. Bir ayrılıp bir barışan şımarık aşıklar Şeyma Mido çiftinin ilişkisi kabak tadı verdi. Bilindiği üzere çift geçtiğimiz günlerde ayrılmışlardı. Ayrılığının ardından bomba gibi iddialar da gündeme geldi. Subaşının taktığı tek taş yüzük başta olmak üzere Mısırlı iş adamının aldığı pahalı hediyelerin sahte çıktığı iddia edildi. Lüks hediyelerin hepsi sahteymiş. Hatta Mido'nun dolandırıcı olduğu da iddia edilmişti. Ama arkadaşları sosyal medyada durumun böyle olmadığını ifşa etti. Mesajlar gerçeği ortaya çıkarttı. Basına sızan mesajlarda çiftin yakın arkadaşları, Şeyma'nın para için kendisiyle beraber olduğunu anlayan Mido'nun evlenmekten vazgeçtiğini söylüyordu. Mido ayrıldı. Hatta bir magazin sitesi Mido'nun Şeyma'ya aldığı sahte denilen pahalı ve lüks takıların tüm faturalarını çarşaf çarşaf yayınladı. Ve Mido yaşanılanlardan sonra sosyal medyasından ilginç bir paylaşım yapıyordu. Hazır mısınız? Mido hazır mısınız dediği mesajında olan biten her şeyi açıklayacağını ima ediyordu. Mido'nun bu hamlesinden sonra Şeyma Subaşı'ndan dün kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Şeyma'dan geri vites. Doğum gününde büyük bir çiçek buketiyle fotoğraf paylaşan Subaşı'nın gönderisini love notuyla paylaşması tüm dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu. Subaşı'nın Asa Lucy ile tekrar barıştığı iddiaları ortalıkta dolaşırken bu kez de yaptığı son paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı. Instagram hesabından bikinisiyle dans ettiği bir videosunu paylaşan Şeyma'nın kameraya göstermek için çaba sarf ettiği parmağındaki tek taş dikkat çekti. Tek taşı göstermek için 1001 takla attı. Çiftin tekrar barıştığı iddia edildi. Bakalım çift daha kaç defa ayrılıp barışacak? Ya bence bu Mido Şeyma Subaşı'yı çok zengin zannediyor. Onun için geri döndü. Mido mu? Mido öyle zannediyor Şeyma Subaşı'yı. Çok zengin, çok parası, mülkü var zannediyor. Onun için biz hep tersini düşünüyoruz ya. Yani adam çok zengin. Aslında biz Şeyma paranın peşinde gibi yapıyoruz ama Mido mu sana göre paranın? Bence öyle çünkü Mido'nun ne olduğu belli. Ortaya çıktı işte. Şeyma da burada yüzüğünü niye gösteriyor? Kime gösteriyor mesela? Şeyma yüzüğünü herkese gösteriyor. Bak bende bu var, sizde var mı? Bunun Mido'nun aldığı yüzük mü bu? Mido'nun hediye ettiği yüzük, evet. Şeyma bunu kime gösteriyor biliyor musun? Kime? Mido bana bunu aldı, olur da giderse gelecek olan daha iyisini alsın diye gösteriyor. Öyle mi diyorsun? Tabii. Yani şeyi yükseltti, çıtayı yükseltti. Çıtayı, bu yüzük buydu. Şimdi oradaki yüzük daha büyük değil mi? Mido'nun aldığı yüzük buydu. Şimdi bu daha büyük değil mi Alican sence? Üzerine koymuştur, belki yüzüğü biraz daha büyütmüştür, olabilir tabii. Yani. Aynı yüzük. Bu aynı yüzük. E tamam barıştın. Dünyanın da derdi bu. Yani o kadar mutlu olduk ki Şeyma'cığım. O bikinilerini görmekten, o yüzüklerini görmekten. Yani sen de şöyle güzel kafalara gelsen de sosyal sorumluluklar yapsan, iyi projelerde seni görsek. Gerçekten dans etmekten bu kadar mı yorulmaz? Gelmez. Öyle bir şey yok. Öyle bir yapısı yok. Öyle bir düşüncesi, öyle bir tarzı, öyle bir projesi asla yok. Sadece peki Mido ile ilgili eğleniyor. Bu kadar konuştu. Aldıkları sahte dedi, öyle dedi, böyle dedi. Mido foto. Şimdi bu ne oldu yani bir buket çiçeğe? Barıştılar tekrar. Yani niye barıştılar. Böyle birbirlerini bel altı vurup ondan iki gün sonra tekrar şimdi bir araya geliyorlar? Şöyle bir şey duydum. Mido çok isyan etti. Kendisiyle ilgili Şeyma'nın özellikle kendisini kötülemesine... Ayrıldıkları zaman Şeyma bir şeyler yayınladı ya sosyal medyada. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu bir projedir belki.
Bunlar bir şey peşindedir. Medo'nun arkada iyi bir finansörü vardır. Yüzük paralarını falan o veriyordur. Adriana Lima ve Metin hala olduğu gibi. O zaman da hep bu bir PR işi dedik. Hala da öyle düşünüyorum. O zaman da hep böyle söylemiştim. Şimdi aynısı bu bir şey de olabilir. Bunun altından bir şey çıkabilir hiçbir yani. Hiçbir şey çıkmaz çünkü Şeyma'nın mesleği yok. Ya Şeyma'nın mesleği hiçbir yok, şey yok ama yani. Şeyma'nın Medo, hiçbir şey yok. Ne çıkacak? Ama Medo yani bu cemiyete şey girdi Medo şimdi. Giremedi daha. Medo için bir şey şimdi giremedi gelmedi. Ama girebilir bir level sonra. Hiçbir yere level falan atlayamaz. Mümkün değil. Şeyma Subaşı ile birlikte Medo anca partiler. İbiza'da partiliyor şimdi. İşte Miami'de partiler. Yani en fazla o olur. Bir orada bir orada partiler. Şeyma Subaşı ile ilgili en son ben şunu duydum. Medo o kadar gücüne gitmiş ki bu çocukla ilgili dolandırıcı, üçkağıtçı falan ve Şeyma'nın da bu koroya katılması o kadar gücüne gitmiş ki İstanbul'da bir gazeteciyle randevuleşmiş röportaj yapmaya ve gelip her şeyi size anlatacağım demiş. Bugün Medo Türkiye'de olması lazımdı, İstanbul'da olması lazımdı. Bugün o gazeteciyle randevusu vardı. Barışmasaydı onun buraya geleceğini o gazetecinin çevresinden öğrenmişler birileri ve Şeyma'ya demişler ki bak gidecek orada pek çok şey anlatacak. Medo ben... Her şey seninle ilgili pek çok şey anlatacak. Belki de seni rezil edecek. Şeyma da herhalde düşündü. Barışırsam o oraya gitmez. Ben de işte ilişkiye tekrar kaldığımız yerden benim şartlarımda ikna olursa devam ederim diye düşündü. Yani Şeyma'nın açıkları ortaya çıkacak diye mi diyorsun böyle Barış'ta? İddia tabii. İddia yani bunlar. Biz açı tamam. Olduğunu söylemiyoruz. İddia. Bunlar birer iddia. Medo iddia. Gazeteciyle buluşup her şeyi anlatacağım deyince Şeyma Subaşı da iddialara göre çiçeği aldı, yüzüğü de taktı, aman ha dedi. Peki Şeyma Subaşı ile ilgili Medo'nun böyle bir iddiaları varsa neden barışmak istedi o zaman? Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diye bir söz var ya, bir şey bekliyor, kaz bekliyor. Babası şey filan değil, bir petrol şirketinde pazarlama bölge müdürü Medo'nun babası. Ve yani o hani çok parası var, büyük parası var filan. Oğlan ancak kendini geçindirecek kadar, ama bazı şeyler parayla değil çevreyle de halledilebiliyor. Çevresini çok iyi kullanıyor. Çocuğun yarı atıl durumda, yarı çalışan bir Medo uçak, Şeyma'yı uçak nereden satış, bulmuş? Şey satış, uçak bilet satış firması varmış. İşte uçağı öyle doldurmuş. Hmm. O uçağı doldurdu ya. Dolduruyorsun uçağı, ödemeyi 6 ay sonra yapıyorsun, 5 ay sonra yapıyorsun, 4 ay sonra vadeli yapıyorsun. Tamam. O tür bir de indirim yapıyorlar sana. Hele bir de millerin varsa belki bir kısmında millerle ödemiştir. Oldu bitti diyorsun. Oldu bitti. Sen o şeye bak asıl, kediyle uçak kaldıran esas öyle ki baba yiğit olur yani. Markus. Cebinden 60 bin dolar verecek, özel uçak kaldıracak. Markus'tan bahsediyorsun. Herhalde. Bir de bu Endonezya'dan ne oralardan kaldırdı bu Şeyma'nın uçağını ta Miami'ye. Özel uçak kiralaması biraz zor oradan yani, hiç yani ne olacak bu iş bilmiyoruz ama Medo da Şeyma ile ilgili iddialara göre ne biliyor olabilir ki? Çok kötü bir şeyler bilse niye barışmak isteyebilir ki? İkisi de birbiri hakkında bir sürü eksik biliyor olabilir, o yüzden şu anda bize bir film çeviriyor olabilirler her zamanki gibi. Evet. Yani bu ikilinin altından her şey çıkabilir, ne çıksa da hiç kimse şaşırmaz. Şaşırmaz. Yani şaşırmamalı da. Ama Medo'ya baktığında vallahi hani sanki bizim alt komşu Medo gibi. Öyle oldu. Ha, değil mi? Öyle oldu. Artık bizden biri gibi oldu. Yani Medo'ya da artık alıştık. Şeyma bize kimi getirirse ona alışıyoruz. Vallahi. Yani uluslararası bir kızımız bize ne getirirse hepsine alışıyoruz teker teker. Bak Medo'dan da arkadaşımız gibi bahsediyor. Bana da daha önceki sevgilisi İtalyan'la da tekrar takipleşmeye başlamışlar. Ya işte bu da böyle bir hayat. Ne diyeceksin yani? Evet. İtalyan gelir, öbürü gider, öbürü gelir, öbürü gider. Şeyma böyle hayatı boyunca dans etmeye devam edecek. Ama inşallah bir gün bir yerde patlamaz. Çünkü psikolojisinin hiç normal olduğunu düşünmüyorum. Çok öyle. Normal bir psikoloji hareketleri değil bunlar. Bir insan 24 saat mutlu olamaz. Bir insan 24 saat gezmekten mutlu olamaz. Sorunsuz yaşayamaz. Olamaz yani. Bu kadar olacak. Üzüntüsüz, bu kadar mutlu yaşayamaz. Zavallı küçük kızlar, bazı kızlarımız da bu hayata özeniyorsunuz da vallahi bu hayatın özenilecek hiçbir yeri yok. Yok. Gerçekten yok. Böyle tekne üstlerinde tepinmenin, İbizalarda abuk subuk kıyafetler giyip de saçma sapan dans etmenin hiçbir faydası yok. Hadi öyle ediyorsun. Canım. Kendin et. Bir de bunu bizim burnumuza sokuyorsun ya. Vallahi biz bıktık. Benim gibi bıkan kaç kişi var bilmiyorum. Çünkü herkesin özendiği bir hayat maalesef bu. Bu hayata özenenlere de üzülüyorum ve acıyorum. Yazık. Bir tekne üzerinde hayat geçer mi? Yaşam geçer mi? O teknenin düşmek de var. Düşenleri göstermiyorlar.
Evet, bugüne kadar çok kişi düştü. Dışarıları çekip göstermiyorlar. Doğru, maalesef doğru söylüyorsun. Hem tekneden düşüyorsun hem hayatta tepetaklak olup gidiyorsun, kayıyorsun. Partilerimin anlattığı sözlerin, söylediklerinin arkasında çok çok derin anlamlar var aslında. Ama onları burada açamayız. Bunları burada açık açık söyleyemiyoruz. Söyleyemeyiz. Ama anlayan anlıyor ekran başından evet. Bizi ne demek istediğimizi. O yüzden ne diyoruz? Medo her an çıldırıp bence iddiaları ortaya koyabilir. Bir şeyler anlatabilir. Çıldır Medo. Medo çıldır. Kendine gel, bizi ara. Çıldır Medo. Şeyma'nın doğum günü 2 Temmuz bu arada. 2 Şimdi, Temmuz mu? Evet. 4 Temmuz neydi? 4 Temmuz Amerika'nın kurtuluşu. Ne alakası var? Ne bileyim sen söyledin. Ben niye öyle söyledim? Bilmem, Amerika'ya mı gitmek istiyorsun? Hayır canım. 5 Temmuz'da Fransa'nın kurtuluşu bu arada. Bak biliyor musun? Ha, 14 Temmuz'da Paris'in. 15 Temmuz'da bizim burada düşmanı... Gerçek düşmanlar da onlar. Onları, bizim şimdi onlara, Temmuz ayını renklendirdik. Bakın onlara, ya görüyorsunuz değil mi? Sayıp da sayıp. Dünyayı dar ettiğimizin yıldır. Doğum günün ne zaman? 23 Temmuz. Çok sordun ya. Nasıl söyledi? Temmuz. Gördünüz evet. mü? 23 Temmuz. Ama lütfen hediye almayınız. Hediye almak yerine teşekkür ne yapınız? Ederim. Ayran fidan gönderiniz. Diksinler, fidan ayran gönderiniz. Sağ olun. Şimdi...